Türk savunma sanayisi son dönemde yurt dışında da ilgi gören zırhlı araçlara imza attı. Bunun yanında Altay tankı başta olmak üzere bir dizi geliştirme projesi yürütülüyor. Söz konusu araçlarda yüksek yerlilik oranlarına ulaşan Türkiye, bunların yurt dışından temin edilen motor ve transmisyonlarını da yurt içinden karşılamak istiyor. Türkiye'de askeri araçlarda kullanılan motorların yerlileştirilmesi için çeşitli çalışmalar bulunuyor. Kara araçlarının ihtiyacı olan 400, 600, 1000 ve 1500 beygir gücündeki motorların geliştirilmesi için TÜMOSAN ve BMC çalışmalar yapıyor. Öyle ki iki firma arasındaki tatlı rekabet dolayısıyla motor projelerinde önemli mesafeler alındı. TÜMOSAN geliştirdiği motorları yakın zamanda FNSS tarafından geliştirilen PARS 6x6 ile buluşturmaya hazırlanıyor. Şirket 400 ve 600 beygir başta olmak üzere bir dizi motor üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC ise motor çalışmalarını BMC Power çatısı altında yürütüyor. BMC Power, 400 beygir gücünde Vuran, 600 beygir gücünde Azra, 1000 beygir gücünde Utku ve 1500 beygir gücünde Batu isimli motorları geliştiriyor. Şirket, 400 beygir gücündeki Vuran isimli motorla ilgili çalışmalarda sona geldi. Motor, Vuran 4x4 zırhlı araca entegre edilerek başarılı test sürüşleri gerçekleştirildi. Motorun farklı çevresel ve arazi şartlarındaki performansı test edildi. BMC, taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi kapsamında teslim edilen Vuran 4x4'ün son paketinde yerli motorlu araçların teslimatı öngörülüyor. 600 beygir gücündeki Azra ise BMC tarafından üretilen tank taşıyıcı araç ve şirketin yeni geliştirdiği 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçla kullanılacak. Tank taşıyıcı için entegrasyon çalışmaları devam ediyor. 8x8 araçla ilgili testlerde yerli motor da yer alacak. BMC Power, fırtına obüsü için 1000 ve Altay tankı için 1500 beygir gücündeki motorları geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar yanında TÜMOSAN'ın denizcilik alanında teslim etmeye başladığı motorlar, TUSAŞ Motor Sanayi'nin geliştirdiği İHA ve helikopter motorları da dikkate alındığında Türkiye savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilecek.